Önemli yol açabileceği gibi bir korkum var. Umarım yanılıyorumdur. Nasıl değerlendirmek lazım? Tam da seçim satım hmm. halinde. Yanı başımızda savaş çıkarsa, ne ya olur? İçerisi onun, nasıl etkilenir? Ondan da öte, Erdoğan'a bir nefes borusu olur bu savaş. Çünkü evet. o bu tarz oyunlar zaten Türkiye'de iş politikada işi şey üretemediği için ağırlıklı olarak işte Yunanistan'la olan mesele, mavi vatan meselesi, Afganistan meselesi, bu da bu tırnak içerisinde böyle büyük devlet şahlanan memleket edebiyatı dönüp duruyor ya o edebiyata da uygun bir iklim aslında Erdoğan'a verme gibi bir durum söz konusu olabilir. Ara veya olası savaş bu imkanı tanır mı? Ya Türkiye'yi ara olarak kabul edeceklerini ben çok düşünmüyorum. Orada aslında aynı fikirdeyim ve şöyle bir şey de var burada. Şimdi Rusya'nın son 5-6 yılda hegemonyasını bu Orta Doğu coğrafyasında ve hatta mesela işte Kırım, Ukrayna tarafında da genişletmesinin sebeplerinden bir tanesi Rusya'nın çok güçlü olması değil. Bu benim görebildiğim. Amerika'nın e, hakikaten çok beceriksiz politikalar benimsemesi ve Çin'in diğer blokta giderek baskın bir hale gelmesi hem ticari hem askeri olarak Amerika'nın dikkatini bu coğrafyadan da biraz oraya yöneltmesinden kaynaklı. Bir diğer mesele e, bu Avrupa'nın demokratlığı çok numunelik yani bu Osman kavala meselesi olsun diğerler olsun yani e, bu meselede eğer e, Avrupa'nın bencilliği ve bu Amerika'nın beceriksizliği olmasa Rusya gerek Suriye'de, gerek işte Ukrayna'da ve hatta Kırım'da kazandığı bu mevzileri kazanamazdı. Bir diğer sorun da şu, burada eğer ki Avrupa Birliği ve NATO, Ukrayna'ya Rusya'nın girmesine kayıtsız kalırsa bu o Avrupa Birliği'nin bahsettiği ilkeler ve hayal dünyasına, yaratmak istediği hayal dünyasına ağır bir darbe indirir. Ki zaten bu mülteci meselesinde de Avrupa Birliği çok ağır anlamda sınıfta kaldı. Bir diğer hususta NATO'nun e, yaptırım gücüne ve NATO'ya duyulan güvene veya NATO'nun itibarına da çok ağır bir darbe indirir. Vekalet savaşları olur mu? E, olabilir ama bu vekalet savaşlarında ben yine Türkiye'ye çok büyük bir pay düşeceğini zannetmiyorum. Türkiye siyaseten iktidar daha doğrusu buradan çok ciddi pay kapmak isteyecek. Bu e, toplum nazarında güçlü devlet algısını oturtmak için buna bence dört eliyle sarılacak. Ama oradan çok bir şey çıkar mı? Emin değilim. Peki ekrandaki başlığı izah da etmek gerekir. Yanı başımız derken nereyi kastediyoruz? Ukrayna'yı kastediyoruz efendim. ABD ve Rusya arasındaki kalış sorusu da tam olarak bunu kapsıyor. Çünkü Ukrayna üzerinden tartışıyorsanız bir tarafta NATO'yu dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'ni bir tarafta Rusya ne kadar işgale hazırlanmıyoruz dese de işte sınır hatlarına yapılan ikmaller e, sevkiyatlar üzerinden tartışılıyor. Blinken-Lavrov görüşmesi de buna işaret ediyordu. Döneyim Alper Taş'a. Suriye hafızamızda, yeni başımızda, yine yeni başımızda başka bir savaş, yine vekâleti tartıştığımız, yine ABD Rusya dahilini tartıştığımız, Türkiye'nin buluculuğunu tartıştığımız yeni bir mesele. Bazı yönleriyle kopyala yapıştır gibi de geliyor ama önemi şu. Bir buçuk sene içerisinde öyle veya böyle seçim olmasını bekliyoruz yasalara göre. Evet. Bu neyi değiştirir sizce yanı başımızdaki bir savaş ihtimali ya da karışıklık e, ihtimali? Tabii savaş ihtimali Aslı arkadaş ifade etti. Sonuç itibariyle içerideki birçok şeyin daha baskıcı bir hale ne? dönüşmesine yol açar. Yani AKP o iklimden yararlanır. Genelde daha çok seçim sürecine girerken AKP'nin bir savaş, seçeneği oluşturabileceği, ülkeyi bir işte savaşa doğru sürükleyip o savaş iklimiyle bir o hal ilan edip hep seçim konuşuluyor. hep konuşuluyor ama bu bunun bir temeli yok. Yani yani nereye savaş açacak Türkiye? Yani Suriye yaptığı üç operasyon üçü de ABD, Rusya ve hatta Suriye devleti onaylı operasyonlar oldu. Yani en son ve onlar ve benzerleri de evet, bence kastediliyor yani, ama. İdlib'de biraz çizgi açtı. Rusya 35 Rusya'dan. tane askerimizi öldürdü. Yani o bir gerçek. Hesabı mi? sorulabildi mi? Yok. Artık Putin'le gitti, görüştü ve yeni bir süreç inşa etti. Yani şimdi doğal olarak neyle savaşacak? Şimdi YPG PYD ile Oman'a da bir savaş. Şimdi ABD ve Rusya YPG PYD ile anlaşmaya çalışıyor. Yeni bir Suriye konusunda. Yani ABD ile Rusya'nın ortaklık yaptığı ve anlaşmaya çalıştığı bir güçle mi Topyekün bir savaş yapacak bu mümkün gözükmüyor. Ukrayna üzerinde Ukrayna üzerinde şunu söyleyebiliriz tamam böyle bir e, tablo böyle bir iklim yaratır da Türkiye'nin şu ana dek yürüttüğü politika ne olacak yani e, Türkiye e, iki arada bir derede daha doğrusu hem oradan hem buradan hı hı. daha doğrusu eğer iki e, Büyük güçten bir denge siyasetiyle yol almaya çalıştı şimdiye kadar ee, doğrusu bu yani büyük güçler arasındaki çatışmalardan yararlanarak bir bölgesel alt emperyal vizyonla hareket etmeye çalıştı bir bölge gücü olmaya çalıştı aslında Rusya'ya yanaşması Rusya'ya yanaşarak bir tür ABD ile daha güvenceli bir ilişki daha sarsılmaz bir ilişki aslında yine de onu teklif ediyorlar ABD'ye yani sen Rusya'nın nüfuzunu engellemek istiyorsan Burada en önemli müttefik biziz. Hatta Orta Doğu coğrafyası için de öyle. Aslında AKP bir tür diye benden vazgeçme, evet. ben vazgeçilebilecek bir özne değilim demeye getiriyor. Bunu görmek gerekiyor. Burada tablo şu, tabii çok tehlikeli bir süreç. Yani aslında biraz ayağa kalkmamız da lazım. Savaş aleyhtara bir duygu da yaratmak lazım. Çünkü belli ki ABD, yani benim gördüğüm tabii Aslı arkadaş daha iyi izliyor, takip ediyor. Ama ben izleyebildiğim kadarıyla sanki ABD şöyle bir sürece doğru itmeye çalışıyor. Şimdi yakın tehdit ya Rusya. Evet. Esas tehdit Çin. Şimdi önce Çin'le bu düzeyde bir hesaplaşma şansı olmadığı için önce bir hesaplaşmayı Rusya'yla yapmaya yapmaya çalışıyor. Burada bir tür Rusya'nın sanki bir biçimiyle Ukrayna'ya müdahale etmesini istiyor, arzuluyor gibi gözüküyor. Yani bu ne olur? Yani burada elbette ki büyük çaplı bir savaş, e, yani iki büyük e, gücün bir savaş haline dönüşmez. Bir vekalet savaş haline dönüşür ama hı hı. Ukrayna üzerinde Rusya'nın e, bölgedeki hegemonyasını zayıflatma, alanını daraltma, alanını sınırlama gibi bir şeye hizmet edebileceğini de düşünüyor olabilir. Yani böyle bir hesap kitabı içerisinde de olabilir ama bunların hepsi ABD açısından büyük bir risk. Çünkü ABD hegemonyasını yitiren bir güç. Yani Afganistan'da tutunamadı. İşte Suriye politikasında çuvalladı. Ne yapacağı konusunda bir e, eskisi gibi bir pozisyonda değil. Orada iç savaşı derinleştirdi. Suriye iç savaşını derinleştirdi. E, Libya'ya müdahale ettirdi. Ama bütün o süreçler gözünü korkuttu. Libya'da ABD Büyükelçisi'nin başını kestiler. Yani e, e, bir tür... E, ee, İslamcı yapılara e, dayanarak bölgeyi dizayn etme, yani Müslüman kardeşlere dayanarak bölgeyi dizayn etme e, çizgisi bir noktadan sonra iflas etti ve o çizgiden ABD vazgeçti. Yani Bütün bu başarısızlıklar ortadayken e, Ukrayna'da böyle bir meseleye girmesi esasen dünyaya büyük bir bela açar ama ABD hegemonyasının daha büyük güç itimine yol açar. Bir de Böyle bir savaşa özellikle Almanya'yı ve Fransa'yı ikna edebilmiş yani böyle bir müdahaleye özellikle Almanya ve Fransa'yı ikna edebilmiş değil. Yani Batı cephesinde herkes Rusya'ya dönük Ukrayna meselesinde aynı fikirde değil. Özgün Emre Koç'a döneyim. Seçim sahtı hali diyoruz. Erken seçim olsa da olmasa da bir buçuk sene içerisinde yeni başımızda böyle bir savaş patlak verirse ara buluculuk gündemi, dahil olma gündemi, vekalet savaşlarında Türkiye hangi konumda alacak Suriye'den ne gibi dersler çıkardık